Merhaba arkadaşlar. Bugün yine 50 tane hilyet sınav sorusu çözeceğiz. Değerli arkadaşlar videoyu baştan sona izleyin size tavsiyem. Ee, videonun açıklama kısmına ve ilk yoruma da mutlaka bakın arkadaşlar. Oraya da önemli linkler bırakıyorum. Uygulama soruyorsunuz bazen arkadaşlar. Yine videonun açıklamasına ve ilk yoruma iki tane uygulamanın linkini bırakıyorum. O iki uygulamayı indirip soru çözebilirsiniz. Instagram'dan da mutlaka takip edin. Orada da zaten soru paylaşımı yapıyorum. Hızlıca geçelim soru çözümlerimize. Şekildeki kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Arkadaşlar bu mühim bir soru. Çünkü kavşak kontrolsüz kavşakmış. Şimdi arkadaşlar ilk neye bakıyoruz? Kontrolsüzse düz gidenler var mı? Dönen var mı? Onlara bakıyoruz. Şimdi burada bir numaralı araç dönecek. O zaman bu en sondur. Çünkü niye 2 ile 3 düz gidiyor? Kural neydi? Düz gidenler öncelikliydi. Peki bunu eledik. bunun işimiz bitti. Bunu sona yazdık. 2 ile 3 arasındaki sıralama nasıl olur? Bir başka kuralımız devreye giriyor. O da arkadaşlar ikisi de düz gidiyor. O zaman yol hakkı kimde oluyor her zaman sağdaki araçta. O halde en önce 3 gider sonra 2 1. Yani D seçeneği. Bakın arkadaşlar bu kural yani değişmez. Her zaman sağdaki araç önceliklidir. Fakat dönüp dönmediğine bakacaksın. O ayrı bir mevzu. Geçelim. Şekildeki Akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Burası Akaryakıt istasyonuymuş. Zaten fotoğrafta da şurada akaryakıt şeyleri var. İstasyonun dolum noktası var. Peki ne yapacak? Şıklara bakalım. Geçiş hakkını kendisi kullanmalı, hızlanarak yoluna devam etmeli, 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli, korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. Cevap nedir arkadaşlar? Tabii ki cevap C seçeneği arkadaşlar. Bir numaralı aracın geçmesini bekleyecek. Bir numaralı araç. Burada yol hakkı bir numaralı araçtadır. Neden iki numaralı araç, araç arkadaşlar? Bir mülk ya da bir petrolden çıkıyor. Petrol de bir mülktür. Dolayısıyla burası yol hakkı bir numaralı araca aittir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? Şimdi bu soru Trafikada bu sorusu kendiniz yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Onun için cevabını sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlarda anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Geçelim. Sola dönmek isteyen bir numaralı araç sürücüsü sırasıyla hangisini yapmalıdır? Sağa dönmek pardon sağa dönecekmiş arkadaşlar. Yani şöyle bir dönüş yapacak. İşaretleyelim de anlayalım. Hızını azaltmalı, dönüş işaretini vermen, dar bir kavisle dönülmesi, sağ şeride girilmesi. Sıralamasını soruyor. Arkadaşlar önce dönüş işaretini veriyoruz. 2. Yani cevap çıktı aslında C seçeneği. Hocam önce şeride geçe. Niye arkadaşlar dönüş işaretini vereceksin biliyor musun? Aslında dönüş işaretini vererek önce dönüş işaretini vereceksin. Zaten dönmeyecek olsan bile sağ şeride geçersen ne yapacaksın? Sinyal vereceksin. Yani burada döneceği için sağ şeride girmesi lazım. Sağ şeride girmesi için de önce sinyalini verecek, sonra girecek şeride. Yani önce sinyalini verdi. 2. Sonra ne yapıyor? Sağ şeride giriyor. Yani ben sağa gireceğim diye sinyal verdi, sağ sinyal. Sonra sağ şeride giriyor. Sonra hızını azaltıyor. Sonra da dar bir kaviste dönüyor. 2 4 1 3 C seçeneği. Arkadaşlar sağ dönüş dar, sola dönüş geniş. Onu da hatırlatmış olalım. Geçelim. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken hangisini dikkate almalıdır? İleride alt geçit var. Bir tane levhamız var arkadaşlar. Çok görünmüyor. Ben buraya aldım aynısını. Leva bu arkadaşlar hem burada var hem burada. Bu nedir? Tabii ki A seçeneği. Gabari gösteriyor gabarisine dikkat edecek. Gabari dediğimizde aklımıza ne gelecek? Bak arkadaşlar. Şimdi gabari ile taşıma sınırını karıştırıyorlar. Onun ikisini birlikte koydum onun için. Önce gabariye bakalım. Gabari bak. Yükseklik anlamda gabari. Genişlik anlamda gabari. Uzunluk anlamda gabari. Yani yükseklikte ne diyor? 3,5 metreden daha yüksek araçlar giremez buraya diyor. Köprü altlarında tüneller de olur. Genişlik anlamda gabari ne diyor? 2,30 metreden daha geniş araçlar giremez. Uzunluk anlamında gabaride mesela burada 10 yazıyor ya 10 metreden daha uzun araçlar giremez diyor. Gabari neymiş? Araçların yüklü veya yüksüz. Hiç önemli değil arkadaşlar bu. Karayolundaki güvenli seyirlerin temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yükseklik. Gabaride yüke bakmıyoruz. Sadece yola sığıp sığmayacağına bakıyoruz. Taşıma sınırı nedir arkadaşlar? Bir aracın güvenle taşıyabileceği diyor. Bak Burada yük, yük ağırlığına bakıyoruz. Ağırlığa bakıyoruz. En çok yük ağırlığı veya yol cismet sayısıdır. Bak burada nedir? İşte 6 tane araba taşıyor. Önemli olan kapasite budur. Kapasitesi budur. Burada yüke bakmayız. Burada taşıma da mutlaka yüke bakarız. Ne kadar taşıyabileceğim. Geçelim. Arkadaşlar videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden beğenen arkadaşlar teşekkür ediyorum. Herkese başarılar. Devam ediyoruz arkadaşlar arkadan çarpma trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede belirtilen yere hangisi yazılmalıdır? Talih kusur, asli kusur, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar asli kusur hallerindendir. Şurada asli kusurlar yazdım. Çok fazla arkadaşlar. Yani asli kusur ne demek? Suçun mesela sizde olduğu kusur. Mesela arkadan bir arabaya çarparsanız asli kusurlusunuz. Yani suç %100 size ait. Siz suçlusunuz. Ona göre değerlendirin. Tek tek okumayalım bunu. O şekilde düşünürseniz zaten mantıken yaparsınız. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Zihinsel aktivitenin artması, cildin soğuk ve nemli olması, vücut sıcaklığının hızla yükselmesi, dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması. Doğru cevabımız B seçeneği cildin soğuk ve nemli olması. Şok neydi? Hemen hatırlayalım bir. Şok dediğimiz pozisyonumuz buydu. Önce pozisyondan başlayalım. 30 santim ayakları yükseltiyorduk. Buradaki her şey önemli. Her şey sınavda çıkabilir arkadaşlar. Bu konu anlatım sayfalarını özellikle özet yapıyorum. Şimdi şok neydi? Ayağını yukarı kaldırıyorduk. Niçin kaldırıyorduk? Ayakta bulunan bu bölgede bulunan kan buralara gelsin. Buralara gelmesi için niye önemli? Çünkü burada yaşamsal organlar var. işte kalp bölgesi, baş bölgesi yaşamsal organlar bulunuyor. Dolayısıyla ayaktaki kanı buraya sevk etmiş oluyoruz. Çünkü kanlama şokun tanımı da neydi? Kalp demar sistemi yaşamsal organların kanlama yapamaması durumu. Yani buralarda kanlama yapamaması sonucu zaten şok oluşuyordu. Onun için buraya kan sevk ediyoruz. Şokun belirtileri neydi? Kan basıncından düşme, hızlı zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk, nemlik. İşte az önceki sorumuzdaki şey Endişe, huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, susuzluk hissi, bilinç seviyesinde azalma şokun belirtileriydi. Bakın şurada mesela bilinç seviyesi deyince hemen karıştırmayın artması demiş bu. Mesela yanlış olur. Şuradaki şeyle karıştırmayın bilinç seviyesindeki azalmayla. Burada azalma diyor, soruda artma diyor. Özellikle göstermek istedim çünkü bazen bu şekilde tuzak yapıyorlar. Geçelim. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Başı sıcak su ile yıkanır, bulantı önleyici ağrı kesici ilaçlar verilir, normal faaliyetlerini sürdürmesine izin verilir, en az 12-24 saat hekim kontrolünde tutulur. Değerli arkadaşlar baş yaralanmaları önemlidir, beyin kanaması sebebi oluşturabilir. Onun için bayılan daha sonra kendine gelen kişi en az 12-24 saat hekim kontrolünde tutulmalıdır. Siz doktora gidersiniz, hekim gidebilirsiniz evinize, evde takibini yapın der genelde. O şekilde oluyor. Yani herhangi bir kusma ve benzeri olay olursa geri getirindir. Eğer 12-24 saat içinde kusma falan olmazsa bir sıkıntı yoktur. Ya da baş röntgeni falan çekiyorlar. Ona göre karar veriyor doktorlar ama kesinlikle bu kişilere yani ilaç falan vermiyorsunuz ki bastırmayın yani bir sıkıntı varsa onu bastırmış olmayasınız diye. Geçelim. Resimde görülen manevra hangi amaçta kullanılır? Kanaman durdurulması için, dolaşımın değerlendirilmesi için, kemik kırıklarının tespit edilmesi için, yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Bu resmimiz ne gösteriyor bize? Hemlik manevrasını. Hemlik manevrasının amacı neydi? Yabancı cisim tıkanmalarında solunum açmak için. Solunumu tıkanmış, boğazına yabancı bir cisim tıkanmış, nefes borusuna yabancı bir tıkanmış kişilere uygulanıyordu hemlik. Şimdi şurada gösterelim çünkü çıkıyor hemlik manevrası. Değerli arkadaşlar tam tıkanma dediğimiz tıkanma hiçbir şekilde nefesin alınamamadığı durumudur. Yani boğaz tamamen tıkanmış demektir. Burada hemlik manevrası uyguluyoruz. Hemlik manevrasının aşaması var işte önce şu şekil işlem yaparsın sonra bastırırsın filan burada bu aşamaları. Bazen çıkıyor bu aşamalar işte Önce arkasına geçip gövdesi kavranacak. Sonra midenin üst kısmına göğüs kemiğinin altında yumruk yapılarak konulacak şu işlem. Sonra bastırılacak bu işlem. 3 aşamadan oluşuyor. Eğer bu hemlik manevrada e, belirtileri nedir? Mesela şudur. Bir kişinin tam tıkandığını anlamak için neye bakmalısınız? Şunlara. Eğer kişi boğazını tutuyor. Boğazını tutuyor. Konuşamıyor. Nefes alamıyorsa bu kişi tam tıkanmıştır. Hemlik uygulanacak. Bir diğer husus kişi nefes alamaz, acı çeker, elini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır. İşte bunlar tam tıkanmanın belirtileri. Fakat bir de şöyle bir durum var. Kişi nefes alabiliyor az dosta. Az dosta konuşabiliyor böyle çok kısık da olsa. Bu kişiye ne yapıyoruz biz? Bu tür tıkanmalara da kısmi tıkanma diyoruz. Kısmi tıkanmada da kişi öksürmeye teşvik ediliyor. Tam tıkanmada hemlik kısmi tıkanmada kişinin öksürmeye teşvik edilmesi vardır. Unutmayın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? Önce şok pozisyonunu anımsayın burada. Mesela ben buraya fotoğrafını sonradan koydum. Soru çözüyoruz malum. Şimdi şok pozisyonumuz neydi? Ayağı yukarı kaldırıyorduk. Yani buradaki kanı buraya aktarmak amacımız. Peki hangi durumda sakıncalı olur? Bacağında kanama olanlarda, el bileğinde açık kırık olanlarda, tansiyonu düşük nabız alınamayanlarda, burundan ve kulağından kan gelenlerde. Arkadaşlar şok pozisyonunun amacı neydi? Ayaktaki kanı buraya göndermek. E zaten adamın ağzı burnu kanıyor. Buradaki kanı da buraya göndererek daha çok orada kan birikmesine sebep olursanız kanama ne olur artar. Onun için şok da bunu yapmanız doğru değil. Cevap D seçeneği. Mantık yürütün bakın arkadaşlar. Pozisyona kafanızda canlandırın mantık yürütün. Geçelim. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Sol şeritte, dönemeçlerde, yaya ve okul geçitlerinde duraklara 30 metre mesafede. Doğru cevabımız D seçeneği. Sol şeritte yapmak yasak arkadaşlar duraklama. Dönem olmaz. Yaya ve okul geçitlerinde olmaz. Buradaki yanlış olan şey 30 metre. Şimdi şurada göstereyim ben size. 30 metre değil yani. Onu demek istiyorum. Kaç metreymiş? 15 metre. Yani 30 metrede park etmek serbest. Şimdi durma duraklama park etme ile ilgili kısaca bahsedecek olursak çıkıyor sınavda. Burayı uzun uzun okumayın arkadaşlar siz okuyun. Çıkıyor çünkü. Yine şu, şu şu soru çıkmıştı. Özür dilerim. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtların yolcu veya hizmetlileri indirmeleri, bindirmeleri için duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş alana durak denir. Durağan tanımını soruyorlar zaman zaman. Bilmenizde fayda var. Şuralarda okuyun arkadaşlar. Çıkıyor çünkü. Geçelim. Nokta nokta. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tehamül, saygı, fedakarlık, sabır gibi değerlere sahip olma yetisidir. Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Beden dili, konuşma üslubu, trafik adabı, trafikte hak ihlali. Cevabımız C seçeneği tüm bunlar trafik adabını kapsar. Geçelim arkadaşlar sınavda çıkma ihtimali olan bir iki husustan bahsedeyim soru olarak gelmedi fakat buna bakın kanama çeşitleri var arkadaşlar burada atardamar, kılcal damar, toplardamar kanaması sınavda bunun fotoğrafını koyup sorabilirler unutmayın. Bakın en çok kan olan hangisi atardamar bu en tehlikelisi çünkü toplardamar kan biraz daha orta kılcal damarda günlük hayatta karşılaştığımız en basit tehlikelerdir. Tehlikesizdir. Bu da kılcal damar kanaması. Atar damarda açık renklidir rengi. Toplar damarda koyu renklidir kanın rengi. Atar damar en tehlikeli kanama çeşididir. Arkadaşlar bunun fotoğrafını koyar sorabilirler bakın. Geçelim. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle hangisi püskürtülür? Antifriz, motorin, Su buharı hidrolik yağ. Cevap nedir? Burada dizel motorların çalışma sisteminden bahsetmiş aslında. Onu anlamamız gerekiyor. Ateşleme sistemi, çalışma sistemi. Arkadaşlar dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine motorun püskürtülmek suretiyle ateşleme gerçekleştiriliyor. Sıcak hava üzerine motorun püskürtülmek suretiyle gerçekleşiyor ateşleme. Şimdi bunun tam tersi Benzinli araçlarda nasıl gerçekleşiyordu ateşleme? Buji sayesinde, bujiden çıkan kıvılcımlar sayesinde gerçekleşiyor. Unutmayın, hangi evrede gerçekleşiyor? Ateşleme evresinde. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz diye evrelerimiz var biliyorsunuz. Onlar arasında ateşleme evresinde gerçekleşiyor bu olay. Geçelim. Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Şıklarımız hızını arttırmalı, U dönüşü yapmalı, bir nolu araca yol vermeli, bir nolu aracı ikaz ederek durdurmalı. Şeklimizi inceleyelim. Bir iki numaralı araç buradaki araç gördüğünüz üzere. Şimdi hızını arttırması doğru mu? Hayır burada daralan bir yol var. Yol daralıyor bakın iki şeritten tek şeride düşüyor. Hızını arttırması doğru olur mu? Hayır. U dönüşü yapması alakasız bir şık olmuş. Bir numaralı araca yol vermesi Evet bu doğru arkadaşlar biz de doğruyu arıyoruz. Çünkü bir numaralı araç solda zaten yoluna devam ediyor. Bu daralan bir noktada dolayısıyla bire yol verip sonra kendisi dahil olacak yola. Bir numaralı aracı ikaz ederek durdurmak ya da onu yavaşlatmak kendi yola girmeye çalışmak kendisinin yanlış. Bunlar yanlış. Cevabımız C seçeneği doğru seçenek. Geçelim Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Evet. 5, 20, 30, 50. Bağlantı yollarına. Şimdi buradaki cevabımız 5 metre arkadaşlar. Şimdi onu şurada detaylandıralım. Çok bu şekilde anlaşılır olmaz. Şimdi arkadaşlar duraklamanın yasak olduğu yerler var. Bunlar çıkarsınlar da. Bakın sol şeritte. Sol şerit sollama şeridi biliyorsunuz. Orada durmak duraklamak park etmek yasak. Yine yaya ve okul geçitlerinde duraklamak yasak. Az önceki sorumuzun cevabı ne? 5 metre bakın. Köprü ve bağlantı yollarına karşı tünel köprü bağlantı yolları yerleşim yerler içerisinde 5 metre şehirler arası yollarda yani yerleşim yerimiz dışında 100 metre mesafe. Yine otobüs, tramvay, taksi duraklarına park etmek, duraklamak yasak. Bir de arkadaşlar ışık işaret levhalarına yerleşim yeri içerisinde 15 metre, yerleşim yeri dışında 100 metre. Yani herhangi bir levhalar var ya yol kenarında işte hız, duraklama, uyarı levhalar olsun. Bunlara 15 metre şehir içinde, şehir dışında 100 metre mesafede park etmek, durak, duraklamak pardon yasaktır. Bunu unutmayınız. Yine şu çıkıyor. Zorunlu haller dışında yerleşim yeri dışındaki kara karayollarında özellikle otobonlarda duraklamak, park etmek yasaktır. Unutmayın yine çıkar onlarda. Geçelim. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalınan, görünen dış bölüm. Yani şu. İskelet kısaca. Buna ne isim veriliyor? Kavrama, karasörü, manifold, süspansiyon. Cevabımız nedir? Evet. Tabii ki karasori diyenler doğru yanıtladı arkadaşlar. Buna karasor, diyoruz. Yani iskelet sistemi. Geçelim. Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için hangisinin önemi yoktur? Karşıdan gelen araçla olan mesafenin geçme yasağının olup olmadığının geçilecek aracın markasının geçilecek aracın hızının Cevabımız çok basit bir soru. Karşıdan gelen araçta olan mesafenin sollama açısından önemi var. Geçme yasağının önemi var. Aracın hızının önemi var. Fakat markasının bir önemi yok arkadaşlar. Araç markasına bakmıyoruz bir aracı sollarken. Unutmayın. Geçelim. Basit bir soru fakat kafa karıştırabilir. Tek yönlü iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişiyle ilgili hangisi yanlıştır? Geçişler dışında trafik sağdan akar. Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir. Sol şerit geçişlerinde geçişlerde kullanılmalıdır. D. Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Cevabımız nedir? Arkadaşlar bu sorumuzda cevabımız D seçeneği. Hızlı araçlar sol şeritten gitmiyor. Sol şerit adı üstünde sollama şeridi. Sadece sollamasını yaptıktan sonra yine uygun şeridine geçmek zorunda. Sürekli solu kullanmak, meşgul etmek ceza sebebidir. Unutmayın. Geçelim. Motorda yağlama sisteminin amacı hangisidir? Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak, debriyaj baladasının aşınmasını önlemek, motorun erken ısınmasını sağlamak, yakıt tüketimini arttırmak. Yağlama. Yağın amacı neydi arkadaşlar? Yağ kaygan bir şey. Evlerde de var. Yani bir kapıya sürerken amacınız ne oluyor? Sürtünmeyi azaltmak, gıcırtıyı azaltmak. Sürtünme azalırsa ne olur? Parçanın ömrü de uzar. Yağlama sistemiyle şunları bilmekte fayda var. Sürtünen yüzeylerin aşınmasını önler. Parçalar temizler. Yağ filtresi ise yağda bulunan pislikleri temizler. Şu arkadaşlar. Yine yağ arkadaşlar parçalar birbirine sürtünmediği için yağı iyi olan bir araçta parçaların ömrü de uzun oluyor. Aynı zamanda parçalar sürtünmediği için ısınmıyor araç. Daha geç ısınıyor. Bunlar önemli. Arkadaşlar yağ gösteri gösterge lambası budur. Bu yağ çubuğudur. Aracın yağ seviyesini gösterir. Aracın yağını nasıl bir zeminde ölçüyorduk? Düz bir zeminde. Unutmayın. Yağ değişimi her periyodik bakımda yapılacak. Filtresi değiştirilecek aynı zamanda her periyodik bakımda aracın. Yağın al eksilmesi, özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınır. Yağın bir de arkadaşlar raf ömrü vardır. Belli bir yıl sonra kullanmasanız bile aracınızı Mesela araca yağ koyup otoparka koysanız 2 sene sonra 3 sene sonra çıkartırsanız yağ özelliğini yine kaybeder. Çünkü raf ömrü var. Evdeki yağlar gibi düşünün. Son kullanma tarihi var. Geçelim. Aracın lastiği kontrol edilirken hangileri dikkate alınmalıdır? Basıncı diş derinliği hasarlı olup olmadı. Basınç önemli, diş derinliği önemli. Hasar herhangi bir çatlak, kırık, deform olmuş durumu var mı o da önemli. Doğru cevap D seçeneği. Bunu da geçelim. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve aracın hareket için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soru işaretine bakalım. Rot, fren, motor, diferansiyel şıklarımız. Soru işaretine dikkatle baktığımızda kafamız karışabilir. Burası motor. Cevabımız motor. Fakat burada ben sizin dikkatinizi çekmem gereken bir yer var. O da şu kafanız karışabilir çünkü net görülmeyebilir. Burası motoru gösteriyor arkadaşlar. Eğer soru işareti şurayı gösterirse bu da vites kutusudur. Çünkü bazen bunu soruyor. Dikkatli bakın bu resimlere fotoğraflar. Hatta bazen şurada fanyoda e, radyatörlerde sorabiliyor. Aynı fotoğrafta bazen burada radyatör oluyor. Onu soruyor. Bu üç soruyu birbirle karıştırmayın. Bu sorularda dikkatle bakın o ok işareti nereye gösteriyor. Sadece o ok işareti değil sorudan da biz yapabiliriz bunu resme bakmadan bile. Nedir? Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan parça. Neydi aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan parça? Motor. Cevabımız C seçeneği fotoğrafa bakmadan da şu bilgi bizim için yeterli. Çünkü biz bu bilgiyi biliyoruz. Bilmemiz gerekiyor. Eski videoları izleyenler bilir en azından öyle söyleyeyim. Geçelim. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Camlar açılır, Camlar kapatılır. Önemsenmez yola devam edilir. Lastik hava basıncı kontrol edilir. Trafik kurallarına uyarak durulur, kontak kapatılır. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Sürekli yanık kokusu ya da yakıt kokusu bu yanık da olabilir. Aldığımızda ne yapıyoruz? Aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Bakın, sürekli yanık kokusu ya da yakıt kokusu aldığımızda. Bir de akü işareti görürsek, bir de yağ işareti görürsek Aracı derhal durdurup kontağı kapatmamız gerekiyor. Araç hareket halindeyken, seyir halindeyken. Geçelim bunu da. Sinyal verildiğinde gösteri yapan elindeki sinyal lambası çok sık yanıp sönüyorsa sebebi hangisi olabilir? A. Geri vites lambalarından biri yanmıyordur. B. Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. C. Fren lambalarından biri yanmıyordur. D. Far lambalarından biri yanmıyordur. Doğru cevabımız B seçeneği, eğer bu şekilde bir şey başınıza gelirse, çok sık yanıp sönerse sinyal lambalarından biri yanmıyor olabilir. Onun için gösterge paneline dikkat etmeniz gerekiyor. Geçelim. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? Kalbi düzensiz çalışanlara, öksürük veya hıçkırığı olanlara, göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara, bak dinle hissetti yöntemiyle solunumu saptanmayanlara. Doğru cevap. Basit bir soruymuş. Cevabımız tabii ki burada D seçeneği. Bak dinle hisset ile suni solunum yoksa yani solunum yoksa kişide nefes alıp verme yoksa suni solunum yapıyoruz. Burada suni solunumda arkadaşlar 30 kalp masajı 2 solunum şeklinde yapılıyor. Bu da önemli. Göz kemiği yetişkin ve Çocuklarda 5 santim, bebeklerde 4 santim aşağı inmelidir. Yine yukarıda soruda geçen baktinle hissettiği bir şey vardı. O da neymiş? Solunum yapıp yapmadığını bakıyoruz kişinin. Ne kadar süre? 10 saniye. Bunlar da önemli bilgiler. Geçelim. Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hızı saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar hiç fark etmez. Yani fark etmez dediğim şu otoyollarda motorlu taşıtın. Otomobil, otobüs, kamyon herhangi birinin en az hızı ne olacak diyor. Cevabımız C seçeneği 40. Arkadaşlar bununla ilgili şurada limitle ilgili birkaç bir şey bahsedeyim ben size. Bakın şurada. Ne yazıyor? Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu bulunan motorlu taşlarda aracın cinsi fark etmek için asgari hız 15 kilometre. Normal karayollarında arkadaşlar şehirler arası karayollarında 15. Otoyollarda 40'tır. Araç cinsi fark etmeksizin diyor bakın. Şimdi şuraya dönelim bir de arkadaşlar kısa bir şey anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bakın bize sorarsa şunu sorar. Bir defa yerleşim yerinde hepsi 50. Tamam 50. As, aks, azami bunlar arkadaşlar 50. Bunu ezberlemene gerek yok. Zaten bu hepsinde 50. Tamam mı? Şimdi şuraya gelelim. Bakın bize soracağı otomobil olabilir. 90 arkadaşlar. Kaç artmış? 20. Bak size bir şeyin mantığını anlatıyorum. 20. Burada kaç artmış? 20. Fakat bazı yerlerde 130 oldu ama sınavda çıkarsa siz yine 120 yi işaretleyebilirsiniz. Eğer şıklar arasında 120 görmezseniz 130 işaretleyin. Bakın 20 artmış otomobil. Yani bizim bildiğimiz B sınıf araç sürücüsünün sürdüğü otomobil. Minibüs 9-17 arası. Otobüsü sorabilir mesela bize. Minibüs de bir otobüstür zaten. Bu kaç mesela otobüse göre daha ağır bir vasıta olduğu için otomobile göre pardon otomobil 20-20 arttıysa bu 10-10 artıyor bak. 80 ile başlıyor. 10 artıyor 90. 10 artıyor 100. Bir de başka neyi sorar mesela burada? Kamyonu sorar. 80 ile başlar. Bak. Bu daha ağır en hafif en hızlı olması gereken otomobil, sonra otobüs, kamyon daha böyle ağır vasıta o 5 5 artacak bak. Bu 20 arttı. Bu 10 arttı. Bu 5 artacak. 80'den 85'e, 85'ten 90'a çıktı. Yani bu şekilde mantık kurarsanız anlayabilirsiniz. Yani şimdi bunların hepsini ben bile yani trafik polisleri bile bilmiyor ama bu şekilde mantık kurarsan çoğu zaman yaparsın. Anlaşıldı mı? Bir de şu bisikleti sorar bazen. Bisikletler otoyollara giremez arkadaşlar. Geçelim. Biraz uzadı bu ama şu bence işe yarar bir şey oldu. Şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü. Bakalım bir hangisi şu. Öndeki araç A noktasındayken şuradayken 88-89 diye saymaya başlıyor. Sürücünün bu davranış hangisini belirlemeye yöneliktir? motor gücünü, asfalt kalitesini, yakıt sarfiyatını, takip mesafesini. Cevabımız Arkadaşlar 88 89 2 saniye. Bakın unutmayın bu kelimeleri unutmayın. 88 89 2 saniye. Bunları duyarsanız takip mesafesinden bahsediyor demektir. Bakın soruyu karıştırmış, kafanız karışsın diye bir sürü A noktası, B noktası filan bir şeyler söylemiş. Siz şunu gördüğünüzde ya da 2 saniye derip mesela bunun yerine 88-89 yazmak yerine 2 saniyedir. Bunları gördüğünüzde takip mesafesi. Takip mesafesi de arkadaşlar hızı 2'ye bölerek bulunuyor biliyorsunuz. Sadece istisna tehlikeli madde taşıyan araçlar var. Onlar da 50 metredir en az. Bunu detaylıca anlattım bazı sorularda bazı videolarda. Onun için geçiyorum. Bu kadar yeter. Takip mesafesini zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir? Yayalara su sıçratılması, hız kurallarına uyulması, diğer sürücülerin korkutulması, elde cep telefonuyla araç sürülmesi. Cevap nedir? B seçeneği. 3 olumlu bir olumsuz kuralını da kullanabilirsin. Yayalara su sıçratılması kötü bir şey, olumsuz bir şey, eksi. Diğer sürücüler korkutmak eksi cep telefonu sürmek eksi. 3 tane olumsuz var. Bu da olumlu bir şey arkadaşlar. 3 olumsuz 1 olumlu varsa cevap odur. Geçelim. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevler olan vücutta iç dengeyi sağlayan sistem hangisidir? Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Bakın kanı süzüyor zararlı maddeleri atıyor, iç dengeyi koruyor. Gerekli maddeleri vücutta tutuyor. Bunlar ipuçlarımız sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Zararlıların vücuttan atılması. Doğru cevabımız burada boşaltım sistemi. Boşaltım yoluyla zararlı maddeler vücuttan atılıyor. Şimdi bu sistemlerle ilgili şunlara bakalım. Dikkat edelim. Şunlar çıkar çünkü. Şimdi değerli arkadaşlar bakın sistemler boşaltım neymiş? Kanı süzerek. Kanı süzmek. Zaten böbrekler var ya oradan anlamanız lazım. Gerekli maddelerin vücutta tutulmaz, zararlı olanların atılması. Vücutta iç dengeyi korumak. Burada bir organ da verirse böbrekler karıştırmayın. Böbrekler işte idrar borusu, idrar kesesi bunlar boşaltım sistemi. Diğer sistemlerine hızlıca birkaç tanesine değinelim. Hareket sistemi vücudun hareketini sağlayan adı üstünde hareket etmemizi sağlayan nedir? Eklem kaslarımızdır. Eklem ve kaslarımız. Dolaşım dediğimizde kan vücuttaki kanın vücutta dolaşımı aklımıza gelmesi lazım. Sinir sistemi dediğimizde kafa, kafa bölgesi, baş bölgesi aklınıza gelsin. Solunum sistemi dediğimiz zaman da zaten ciğerler, solunum yolları, solunum organları gelecek. Sindirim sisteminde de şunu unutmayın mide, karıştırmayın mide, bağırsak bunlar sindirim sistemi. Sindirimi zaten biliyorsunuz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? Çok, koma, üşüme, bayılma. Sorumuz çok basit. Bu şekilde çıkıyor aynen arkadaşlar. Bir de belirtileri falan çıkıyor bazen ama en çok bu şekilde çıkıyor. Cevabımız B seçeneği. Zaten komaya girmiş deriz ya. Kişi yani çok ağır durumu en ileri hal Geçelim bunda Sürükleme yöntemleri Bakalım çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında Sürükleme yöntemi olabilir evet Kazazedelerin dar basık geçiş güçlüğü olan bir alandan çıkartılmasında Bu da doğru bu da Bu ikisi de sürüklemenin Zaten temel amacıdır Sürüklemeyi bizim için yaparız mesela dar bir basık derken neyi kastediyorum Mesela deprem yaralanmasını düşünün Küçük bir alandan çıkartacaksınız kişiyi, sürükleyeceksiniz Ya da gücünüz yetmiyor ağır kilolu bir kişi ise sürükleyeceksiniz İkisi de doğrudur sürükle sürükleme yöntemler için Cevap C Geçelim Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa Verilecek en doğru pozisyon Boyun travması yoksa Şıklarımıza bakalım Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması Başın altında yastık konularak sırt üstü yatırılması, sırt üstü yatar pozisyondayken başın geriye doğru atılması olması, sırt üstü yatar pozisyondayken çenenin göğsüne değecek şekilde olması. Boyun travması yoksa cevabımız C seçeneği. Sırt üstü yatar pozisyondayken başın geriye doğru olması. Baş geri çene yukarı pozisyonunu anlatıyor bize burada. Yalnız neymiş? Boyun travması yoksa yapıyoruz bunu. Boyun travması varsa neden yapamıyoruz? Çünkü omurilik zarar görebilir. Omurilik zarar görürse kişi felç olabilir. Şimdi buradaki pozisyon hava yolunu açma da kullanılan bir pozisyon. İşte bakın şu pozisyon. Baş geri çene yukarı C şıkkında anlatılan pozisyon. Bu ne için yapılıyor? Hava yolu özellikle hava yolu açıklığını değerlendirmek. Hava yolu açıklığını solunum yolunu açmak, değerlendirmek için solunum yolu için açılıyor. kullanılan bir pozisyon. Şimdi bunun aşamaları var. Bir el alnına yerleştirilir kişinin neyse işte. Bir el iki parmağıyla çeneden tutulur. Sonra geriye doğru itilir. Bu şekilde hava yolu açıklığı sağlanmış olur. Çünkü bu aşamaları şunun için koydum. Soruyor sınavda. Yani şu şekilde soruyor. Bir el alnına yerleştirilir. Bir elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Diyor diyor diyor. Bu pozisyonumuzun ismi nedir diyor. Baş geri çene yukarı pozisyonu. Geçelim bunu da. Aşağıdakilerden hangisi araç hızının gerekli şartlarda uygunluğu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? Şıklara bakalım. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması. Dönemeçlere girerken hızın arttırılması. Yüklemede kabarın üzerine çıkılması. Yapılması gereken ideali soruyor. Doğru cevap B seçeneği. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması doğru. Diğerleri yanlış. Geçelim. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? A. Birkaç defa selektör yaparak. B. Acil uyarı ışıklarını yakarak. C. birkaç defa korna çalarak, D dönüş ışıklarını yakarak. Doğru cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar, eğer bir tepe üstünde olduğunuzda mesela ya da viraja yaklaştığınızda ortamda çok karanlıkla, karanlıksa karşıdan araç gelip gelmediğini görmüyorsanız gece ise bir de selektör yaparak yani ışıkları bir uzun bir kısa yapmak suretiyle kendinizi haber verebilirsiniz karşıdan gelen araca. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta çıkardığı fizyolojik tepkilerden? Fizyolojik yani fiziki olarak gözle görülen tepkilerden biri değildir. Yüzün kızarması biridir. Kaşların çatılması biridir. Yumrukların sıkılması biridir. Kontrollü davranılması herhangi bir fizikle alakası yok. Bu duygusal bir durumdur arkadaşlar. Geçelim. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur? Orta şeridi, hızlanma şeridini, tırmanma şeridini, yavaşlama şeridini. Cevabımız nedir? Tabii ki D seçeneği yavaşlama şeridi arkadaşlar çıkacak, çıkacak demek ne demek? Ayrılacak. Yani otoyoldan ayrılacak. Şurada netleştirelim bu konuyu. Arkadaşlar bakın ayrılma şu sembol, bu işaret bu yol, bu da katılma. Unutmayın. Bazen bunlar da çıkar. Otoyola girerken bak, girerken Hızlanma şeridinden yararlanılarak bak. Çıkarken ne diyor? Otoyoldan çıkarken yavaşlama şeridi. Yine otoyolla ilgili bilmemiz gereken nedir arkadaşlar? Duraklamak, park etmek, geri gitmek, geriye dönmek yasaktır. Onun dışında şu resimlerde de bilin. Bunlar da çıkar zaman zaman. Geçelim. Baş yaralanmalarında kafatası kırığı kırığını düşündüren en önemli bulgu nedir? yüzün yaralanması, el bileğinin burkulması, köprücük kemiğinin kırılması, kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Basit bir soru cevabımız uzatmadan söyleyelim. D seçeneği arkadaşlar kulak ve burundan kan ya da sıvı geldiğinde baş yaralanması aklımıza geliyor. Baş yaralanmalar tehlikelidir. Eğer baş yaralanması varsa 12-24 saat doktor gözetiminde olmanız gerekiyor. Doktor eve gönderirse tehlikeyi görme tehlikeli görmezse yine evde de dik takibini yapmanız gerekiyor bu durumu. Yine bu da sınav sorusu. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir? Göz bebeklerinin küçülmesi, kişinin aktif ve huzursuz olması, yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması, parmak uçları ve dudaklarından başlayıp yayılan morarma olması. Bakın morarma olması Cevabımız nedir? Tabii ki D seçeneği arkadaşlar. Parmak uçları morarır. Oksijen olmadığı zaman arkadaşlar solunum yapmazsan vücuda oksijen girmez. Su nefes alarak oksijen almış oluyoruz. Bu oksijen ne oluyor? Kan sayesinde vücuda dağılıyor. Dolaşım sistemi sayesinde. Dolayısıyla oksijen gitmezse dolaşım sistemi vücuda da oksijen sağlayamaz. Dolayısıyla parmak uçları ve dudaklar morarır. Bak solunumun durması sonucu organlara dokulara yeterince oksijen gitmez. Öncelikle parmak uçları ve dudaklardan meydana morarma gelir. Morarma meydana gelir pardon. Bakın arkadaşlar unutmayın. Oksijen vücuda hangi organla alınıyor? Ciğerlerle nefes alıp vererek. Yine bu da arkadaşlar oksijenin vücuda dağılımı da dolaşım sistemi. Kalp kan bunlarla oluyor. Onu da unutmayın çıkar sınavda yine. Geçelim. Rabitte kesilen cezalarla ilgili yukarıdaki verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem araç sahibine kesilir? 2. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. 15 gün içinde olacak bu. Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. Yasal süre içerisinde ödenmeyen ceza ile uygulanır. Şimdi hangileri doğrudur? Bu doğru. Bu da doğru arkadaşlar. 15 gün içerisinde öderseniz cezayı kesildikten sonra yasal tebliğ tarihinden itibaren. Bu da doğru %25 indirim uygulanıyor. Yani 100 lira ceza gelmişse 15 gün içinde ödersen 75 lira ödüyorsun. Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. Doğru. Sürücü belgesine dönüştürmen gerekiyor bunu. Siz de böyle yapacaksınız zaten. Yasal süre içerisinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır mı? o da doğru. Hepsi cevabımız A seçeneği burada arkadaşlar. Unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir? Şimdi çoğu arkadaşımız bu soruya cevaplarınızı verin. A seçeneği pardon C seçeneği diyecek belki çoğu arkadaşımız. Neden? Çünkü hani hep diyoruz ya karayolu kara, karayolu kelimesini görürsen karayollardır. İşte burada tek bir istisna var arkadaşlar. Karayolu geçip de karayolu olmayan tek istisna budur. O da şudur. Karayollarında gelen acil. Bakın aslında burada ilk ve acil yer kelimesi de geçiyor. O zaman bunun ikisinden biri olacak. Hep söylüyoruz ya cümlenin içerisinde cevap geçer. Şimdi ya cevap karayolları ya acil. İşte karayollarının acil tedavi ya da acil yardım gibi yapabilir mi? Yani karayolları ne alaka? Acil yardım ne alaka? Dolayısıyla cevap A seçeneği. Bakın bunu karıştırmayın. Karayolu geçiyor diye hemen Karayolları Genel Müdürlüğü diye atlamayın. Yanlış. Evet, karayolu geçiyorsa bir şeyin içinde genelde hep Karayolları Genel Müdürlüğü sorumlu. Genelde bak istisnasız. Sadece bir istisna var, o da bu. Burada da zaten ilk ve acil geçiyor. Tek bu soruda farklı. Diğer soruların hepsinde karayolları geçiyorsa Karayolları'dır. Unutmayın. Geçelim. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde hangisini yapması yasaktır? Yavaşlaması, vites küçültmesi, Uygun hızda seyretmesi yolcu indirip bindirmesi Şimdi arkadaşlar sol şeritte Yavaşlayabilirsiniz Yavaşlamamanız tercihte sol şerit sollama şeridi hızlı yapılan şerit Yavaşlamamak tercih ama mecburi durumlarda yavaşlayabilirsin Vitesi küçültebilirsin Çok sana kimse şey Uygun hızda seyredeceksin Fakat sol şeritte durma duraklama park etme yolcu indirip bindirme yasaktır Cevap D seçeneği Geçelim. Soru işaretiyle gösterilen vites kutusundan gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organı. Bu. Şaft, aks, volan, kavrama. Doğru cevap tabii ki şaft A seçeneği arkadaşlar. Bu güç aktarma organları zaman zaman sık sık karşımıza çıkıyor sınavda. Şurada bakalım onun için. Arkadaşlar tüm isimleri buraya yazdım. Önemli bazen motoru bile soruyorlar. Bir de bunlardan bilmeniz gereken bir önemli daha kural var. Konu var. O da şu diferansiyel. Diferansiyel özel bir parça arkadaşlar. Onun da şöyle bir görevi var. Aracın virajlarda dönüşünü kolaylaştırıyor. Yani tekerleklerin hızını birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Bunu da ayrıca unutmayın. Şu süspansiyon yayları. bunlar unutmayın. Yine burada kavrama ile ilgili bazen soru gelebilir. Yani o da şu şekilde cevabı görürsünüz. Motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarır veya keser. Bu parça kavramadır. Unutmayın. Bu şekilde sorularla karşılaşabilirsiniz. Bir, iki, bir de parçalar soru işaretiyle şu şekilde sorabilirler. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Şıklarımız Lastik hava basınçlarının yetersiz olması Araçla alakalı Motorun gereksiz yere çalışır tutulması Evet sürücü ilgilendiriyor bu Ön düzen ayarlarının bozuk olması araçtan kaynaklanan hata Frenlerin ayarsız olması yine araçtan kaynaklanan hata Burada motorun gereksiz yere çalışır halde tutulması Sürücüden kaynaklanıyor arkadaşlar Cevap B seçeneği Geçelim Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan yakıt tasarrufunu etkeden ayarlardandır? Par ayarı, rot ayarı, fren ayarı, rölent ayarı. Yakıta fayda sağlayan yani yakıt tasarrufuna katkı sunan. Cevap D seçeneği. Şimdi rölenti neymiş bakalım hızlıca. Aracın çalışabileceği en düşük devir sayısına denir. Yani araç rölentisi olması gerekenden düşük olursa araç stop edebilir. Isındıktan sonra stop etme sonu ortadan kalksa da araç çok sarsılarak çalışır. Bu hem konforsuz bir sürüş tecrübesi yaratır hem de aşırı sarsıntılar araç parçalarına hasar verebilir. Rolenti gereğinden yüksek olursa yakıt tüketimi artar. Bak o zaman neymiş rolenti ayarında olması gerekiyor. Eğer rolenti gereğinden yüksekse yakıt artıyormuş tüketimimiz. Yine şuraları ben hızlı okudum biraz anlaşılmayabilir. Siz mutlaka durdurup kendiniz tane tane okuyun. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan, özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Yağdanlık, yağ filtresi, yağ çubuğu, yağ pompası. Yağ seviyesini ölçen. Yani yağın miktarını ölçüyor. Cevabımız nedir? C seçeneği yağ çubuğudur bu sorumuzun cevabı. Şimdi bununla ilgili şunları bilmenizde fayda vardır. Motor yağının kontrol edilmesi diye bir konu var. Bu direksiyon sınavında da sorabilirler bunu. Arkadaşlar motor yağ seviyesini kontrol etmek için öncelikle düz bir zemine aracınızı park edeceksiniz. Yani evde siz bir bidonunuzun ya da tenekenizin içerisindeki yağ seviyesini ölçmek istediğinizde eğimli bir yere mi koyuyorsunuz? Hayır düz bir yere. Aynı mantık. Düz olmalı ki doğru sonuç versin bize. Öncelikle düz bir yere park ettikten sonra ölçebilirsiniz. Bu ölçmeyi nasıl yapıyoruz? Yağ çubuğu sayesinde yapıyoruz. Yağ çubuğuyla. Yağ çubuğu nedir? Şurada arkadaşın gösterdiği çubuk işte arkadaşlar. Genelde bu renk sarı olmaya da bilir ya da olabilir Araçtan araça değişir. Standartı çoğu sarıdır. Şimdi bunun standartı vardır. Standartta nedir? Üst çizgi veya bu çizgiye yakın olmalıdır. Yani genel olarak orta çizgi gibi bir şey kabul edilir. Yağ seviyesinin ideal seviyesi. Yine şurada bakalım. Yağ seviyesi günlük bakımlarda kontrol edilmeli. Periyodik olarak aracın servis kitaplarında belirtilen sürede değiştirilmelidir. Yani yağ değişimini biz yıllık yapıyoruz genel olarak ya da 10.000 kilometrede Türkiye standartlarını söylüyorum. Yani 10.000 kilometre giderseniz yağ değiştirmeniz gerekiyor. İhtiyaç halinde daha da erken ya da daha geç değiştirmezseniz faydası var. Daha erken değiştirmek daha yararlıdır. Yine bu yağla ilgili niye erken değiştiriyoruz ya da niye değiştirmeliyiz? Çünkü arkadaşlar yağ bildiğiniz üzere aracın aşınmasını önlüyor sürtünmeyi azalttığı için motorun soğumasını kolaylaştırıyor. Bu yağ konusunu ileride işleyeceğimiz için ona detaya girmeyeyim. Fakat yağ, sev yağ değiştirirken yağ filtresini de değiştirmemiz gerekiyor. Yine yağın yani yağ değiştirmezsek ne olur? Motorda aşınma oluşur. Aşınır, ısınır, zarar görür. Çünkü yağ sürtünmeyi önlüyor. Kayganlığı arttırıyor. Geçelim. Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıda verilenlerden hangilerin durumu iyi olmalıdır? Aracın farları, motor yağı seviyesi, cam silecek lastikleri. Arkadaşlar, bunun üçü de önemli. Şimdi diyeceksiniz hocam lastikler, cam silecek lastikler önemsiz. O da önemli arkadaşlar yağmur yağarsa görüşünüzü engeller, kazaya sebebiyet verir. Bir cam silecek lastiği bu kadar önemlidir yani. Far zaten şart, motor yağı seviyesi zaten olmazsa olmaz. Lastikler de yine önemli. Doğru cevap D seçeneği. Seyir esnasında aracın gösteri yapan panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? Şekle bakalım. Bu. Görülen şu. Yanan ışığımız bu. Bu nedir? Ya bakın şurada bir damla var ya oradan aklınıza gelsin. Ya. Ya damlıyor ya. Ne yapılmalıdır? Motor devri yükseltilir. Motor devri düşürülür. Araç sür sürülmeye devam edilir. Araç durdurulur. Motor stop edilir. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Bizim 3-4 tane işaretimiz vardı. Yağ lambası, akü lambası, araçtan yakıt kokusu alınması, yanık kokusu alınması. Bu 4 durumda ne yapıyoruz? Aracı durdurup motoru stop ediyoruz. Bunlar da çıkıyor sınavda. Geçelim. Şekle göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım ifadelere. 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. 3 numaralı şerit sadece sağ dönüş içindir. Cevabımız Evet arkadaşlar, cevaplarınız tahmin ettiğinize göre cevaba bakalım. 1 numara şerit sağ dönüş için, sola dönüş için mi? Evet, doğru. 2 numaralı şerit sadece ileri mi? Evet, o da doğru. 3 numaralı şerit sadece sağ dönüş içindir. Bu yanlış arkadaşlar. Niye yanlış? Arkadaşlar 3 numaralı şerit sadece sağ değil aynı zamanda ileri gidenler içinde. Burada ama sadece sağ yazdığı için yanlış oluyor. O zaman cevabımız B seçeneği. Geçelim. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak resimde görüldüğü üzere kamaştırmamak için uzağa gösteren ışıkların yerine hangi ışıkları kullanmalıyız? Siz park, acil uyarı yakını gösteren. Bu sorumuzun cevabı arkadaşlar D seçeneği yakını gösteren. Şimdi arkadaşlar şurada yakın ve uzak gösteren ışıklar nerede kullanılır? Onu ondan bahsediyor. Uzağı gösteren ışıkların lambası budur arkadaşlar. Yakınınkini koymamışız. Uzağı gösteren ışıklar arkadaşlar yerleşim birimi dışında. Yani şehirler arası yollarda kullanılır. Geceleyin aydınlatma yetersizse tünellerde, yetersiz aydınlatma olan tünellerde. Ondan sonra genelde buralarda kullanılır. Aydınlatmanın yetersiz olduğu yerde de 100 metreye aydınlatır uzun ışıklar. Kısa ışıklar ise arkadaşlar şehir içinde. Bir aracı takip ediyorsak, bir araç karşımızdan geliyorsa şehir içi ya da dışı fark etmez. Bu tür durumlarda da kısa ışığı kullanacağız. Bu da 25 metre. Ben özetledim. Burada daha fazla bilgi yazıyor arkadaşlar. Onları mutlaka okuyun siz. Ben genel hatlarıyla bir özet yapmış oldum. Geçelim. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Durum nedir? Evet bakalım. Arkadaşlar soruya tekrar dönmemek için direkt çözeceğim bunu. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi. 2'nin 3'ü geçmeye teşebbüs etmesi doğru olur mu? Hayır. Niye doğru olmaz? Çünkü 1 numara sollama yapıyor. Burayı sen yaklaşırsan bu 1 numaralı adamın şeyini zorlaştırsın manevrasını. Dolayısıyla yavaşlayacak mı mümkünse iki numaralı araç gerekirse buna yardımcı olacak sıkıştırmak yerine. Bu doğru değil. İki numaralı araç takip mesafesini azaltması. Yine takip mesafesini azaltmak demek daha da yaklaşmak demek. Bu da doğru değil. Bir numaralı aracın sağ şeride girmesi alakası yok. Pardon. Evet. Bir numaralı aracın sağ şeride girmesi doğru arkadaşlar. Çünkü bir bu. Niye? Karşıdan 4 geliyor. 4 geldiği için 1'in sağa girmesi lazım arkadaşlar. 4 numaralı aracın hızını arttırması da yanlış olur. Çünkü 1'i sıkıştırır. Arkadaşlar bu tür durumda 2 numaralı araç ve 4 numaralı araç 1'e yardımcı olacak. Onun işini zorla zorlaştırmayacak. Cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videodan faydalandıysanız videoyu beğenerek bana destek olursanız sevinirim. Değerli arkadaşlar bu önemlidir. Sınava gelecek arkadaşlar da başarılar diliyorum arkadaşlar. Geçenler bana mesaj atabilir. Mesajlarını atıp sevinçlerini paylaşabilir. Değerli arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese başarılar.